Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle yaz aylarında favoriniz olacak çok lezzetli zeytinyağlı biber dolması tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen bu pratik tarifin yapılışına başlayalım. Öncelikle dolmalık biberlerimizi hazırlayalım. Bunun için biberlerin baş kısımlarını küçük bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde keselim. Ardından biberin içini çıkararak temizleyelim. Dolmalık biber seçerken mümkünse ince kabuklu biberleri tercih etmenizde fayda var. Biberleri bol suyla yıkayarak bir kenara aldıktan sonra iç harcımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için 2 adet orta boy soğanı küçük küçük doğrayalım. 2 adet domatesi de yine küp küp olacak şekilde doğrayalım. Uygun bir tencereye 1 çay bardağı zeytinyağı ve yemeklik doğradığımız soğanları alalım. 2 diş sarımsağı da tencereye ilave ettikten sonra ocağın altını açalım ve soğanları kavurmaya başlayalım. Soğanlar pembeleşene kadar kavurduktan sonra 1 tatlı kaşığı domates salçasını ekleyelim ve birkaç dakika daha salçayla birlikte kavuralım. Ardından rendelediğimiz 1 tane havucu da tencereye ilave edelim. Birkaç dakika bu şekilde kavurduktan sonra 1 su bardağı pirinç ve yarım su bardağı bulguru da ilave ederek karıştıralım. Tüm malzemeyi karıştırarak yaklaşık 5 dakika kavuralım. Ardından doğradığımız domatesleri ilave edelim. Daha sonra 2,5 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı karabiber, 2,5 çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı tarçın, 1,5 çay kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı toz şekeri ilave edelim. Tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Kullandığınız baharatların oranını damak zevkinize göre dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Birebir bu tarife bağlı kalmanız şart değil. Son olarak tencerenin içerisine 1 su bardağı kadar sıcak suyu ekleyelim ve suyunu çekinceye kadar kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte pişmeye bırakalım. Harcımız suyunu çektikten sonra ocağı kapatalım. Kıydığımız maydanoz ve dereotunu ilave edelim. Güzelce karıştırdıktan sonra iç harcını bir kenarda ılımaya bırakalım. Bu sırada biz de dolmalık biberlerimizin üzerine kürdanla küçük delikler açalım. Açtığımız delikler sayesinde yemeğin suyu dolmaların içerisine rahatlıkla girebilecek ve iç harcı yumuşacık pişecektir. Artık biberlerimizi doldurmaya geçebiliriz. Hazırladığımız harçla biberlerin içerisini küçük bir kaşık yardımıyla doldurmaya başlayalım. Biberin yarısını geçecek şekilde doldurmanız yeterli olacaktır. Pirinçlerin ve bulgurların pişerken şişeceğini de hesaba katmanızda fayda var. İç harcını biberlerin hepsine paylaştırdıktan sonra biberlerimizin ağız kısımlarını küçük domates dilimleriyle kapatalım. Domates sayesinde iç harcı dışarı taşmadan biberlerimizin içi güzelce pişecektir. Tüm dolmalık biberlerimizi hazırladıktan sonra üzerine sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için uygun bir karıştırma kabına 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağını alalım. 2 su bardağı sıcak suyu yavaş yavaş ilave ederek karıştıralım. Hazırladığımız sosu tepsiye sıraladığımız biberlerin üzerine gezdirelim. Tepsinin üzerine pişirme kağıdı veya sarp şişirle kapatalım ve 200 dereceye ısıttığımız fırında yaklaşık 40 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda tepsinin üzerindeki kağıdı alalım. Dolmalarımızı tekrar fırına vererek üzerleri güzelce kızarıncaya kadar pişmeye bırakalım. İçi lokum gibi yumuşacık pişmiş, üzeri nar gibi kızarmış dolmalarımız artık servise hazır. Özellikle yaz aylarında bol bol denemenizi tavsiye edeceğim gerçekten çok lezzetli bir yemek tarifi. Umarım tarifi sizler de dener ve memnun kalırsınız. Sizlere dolmalarımın içinde şöyle yakından göstereyim. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tarifi deneyenlerden özellikle yorumlarını ve fotoğraflarını bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.